Evet dostlar tekrar Blender eğitimine daha hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Instagram'dan da duyurduğum gibi sıfırdan Blender derslerine başlayacağım. Uzun soluklu bir seri olacak. Sıfırdan en baştan, en aşağıdan başlayıp en yukarıya, en tepeye nasıl bunlardan para kazanabileceğinizi, karakter modelleme İlk başta tabii ki önce basic şeylere vereceğim. Sonra üst düzey şeylere geçeceğiz yavaş yavaş. Uzun soluklu bir seri olacak dediğim gibi. Eğer desteklerseniz beğenip abone olabilirsiniz. Ne yaptın? Blender kullanmaya karar verdin. Öncelikle Blender'ı e indirelim. Böyle Blender'a tıklayalım. Blender.org Buraya girdiğinizde Google'a yazdığınızda Blender'ı indir diye ilk başta Blender'ın kendi sitesine giriş yapıyoruz. Buradan üst tarafta download yazıyor. Buradan Mac kullanıyorsanız Mac Windows kullanıyorsanız buradan Windows indiriyorsunuz, Steam şey de mevcut, Steam'den de indirebilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum. Steam kendini güncelledikten sonra yani Steam Steam'e güncelleme geldikten sonra kaydettiğiniz dosyalarda sıkıntı çıkabiliyor. Buradan basıp indirmeye başlatabilirsiniz. Burada indirmeye başladı. Şimdi indirdikten sonra gelin bir ön izlemesine bakalım. İlk Blender'ı açtığımızda böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Bu sayfada neler var? Sağ tarafta önce yaptığımız yani bir önceki yaptığımız çalışmalar burada sıralanıyor. Kaydettiğimiz çalışmalar. Kaydetmediysek burada sıralanmaz. Buradan open'dan istediğiniz bir dosyayı buraya import edebiliyorsunuz. Buradan general zaten bu arkadaki yer general dediğimiz. 2D animation yapmak isterseniz zaten üstte de bunların hepsi var. Bunları da göstereceğim. İşte sculpting, şekil verme, işte yeşil ekran falan filan. İşte video editing, videolarınızı düzenlemek için. Bunları general'dan yani bir yere bas, general'a da bassanız olur ya da boşluk bir yere tıkladığınızda bu kaybolacaktır. Şimdi biraz arayüzümüzü tanıyalım. Sağ üste gelelim hemen. Sağ üstte buradaki bakın 3 tane, 4 tane şu an kamera, küp ve light'ımız var. Işık. Buraya ne eklersek ekleyelim sağ üstte yer alacaktır. Ve bu sağ üstte yer alan buradan da seçebiliriz. Ama gelip üstüne de dokunabiliriz. Onun hemen solunda bakın şöyle 4 tane e, yuvarlığımız var. En soldaki ince ayar. Yani ince ayar dediğim ben öyle diyorum. tabii ki de wireframe modu. E, şöyle yandan yani böyle dümdüz bakarsanız wireframe modunda değilseniz. Sadece mesela ön yüzü seçebilirsiniz. Ama wireframe modundaysanız arka yüzde onunla beraber seçilebilir hale geliyor. Bunun yanındaki solid mod ne yaparsak yapalım yani renk işte ondan sonra doku burada solid modda çalışmaz. Yani gözükmez. Bu solid modda render aldığımızda solid moda geçmek için ya da bir şeylere uyguladığımızda önce solid modda uyguluyoruz ki bilgisayarımız o anda yavaşlamasın, sıkıntı çıkmasın diye. Ondan sonra render moduna gelip bunun nasıl olduğunu görüyoruz. Sonra tekrar moda geçip devam ediyoruz. Bunun bir yanındaki shading modu, yani shading modu dediğim materyalleri gösteren bir mod. Bu nasıl? Bundan renk vermedi. Anlatacağım sadece örnek için. Buraya bastım. Bir renk verdiğimiz zaman ne dedim? Bir şeyi uyguladıktan sonra solid moda geçiyoruz. Solid moda geçtiğimizde bakın rengimiz hiç gözükmedi. Rengimiz burada ve render motorunda, yani render alma modunda gözükecektir solid modda yani renk veriyorsunuz renge bakıyorsunuz sonra solid moda geçiyorsunuz tekrar devam ediyorsunuz çalışmanıza bunu böyle yapmaya gayret edin en sondaki de render modu yani siz render aldığınız zaman son halini burada gözükecektir bakın gördüğünüz gibi bu arkada bir sürü kare işte x ekseni y ekseni z ekseni hepsi gözüküyor bunu açıp kapatmak için şurada bakın şöyle bir yer var burayı Çıktığımız zaman bakın sonsuz koskocaman bir yer haline dönüştü. En solundaki de X, Y, Z gördüğünüz gibi bunları açıp kapatıyor. Y ekseni bakın bastım sağ taraf gözüktü. X ekseni nereye bakıyorsanız onun sol tarafından bize 0 bir görüntü veriyor. Z ekseni üst bir daha bastığım zaman Z eksenine eksi Z yani alt taraf. X ekseni bir daha bastığınız zaman bunun tam tersi karşısını gösterir. Bu ne işe yarar? Üstünde bir doku üzerinde çalışıyorsunuz. Ve geldiniz X ekseninde. Yani burada ince bir ayar yapmak istiyorsunuz. Buraya yakınlaşıp böyle e, simetrik olarak burayı görmenize olanak sağlar. Bu sağ alt taraf. Bu sağ alt tarafımız. Bütün ayarları yapacağımız taraf. Yani bir objenin bütün ayarlarını burada bulabilirsiniz. Bunları tek tek... Hepsini ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki videolarda yapacağım ama şu anda ne dedik? Blender'ı bilmiyorsunuz sıfırdan başladınız her şeye şu an giriş yapıyoruz. Bütün ayrıntıları, objenin ayrıntılarını yaptığınız alan burası. Altta bir timeline alanı var. Bir de başlar, 250'de de biter. Bunu siz istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burası ne işe yarıyor? Burası bizim animasyon yapmak için kullandığımız timeline bir alan. Biz buraya frame bırakıyoruz. Şu an benim 24 frame 1 saniye diyor. Yani biz bunu 24, 48, 56, 56 yani getirdiğim zaman ne olmuş oluyor? 3 saniyelik bir video yapmış oluyorum. 3 saniyelik bir animasyon çıkmış oluyor. Bunu bu işleri de alttan yönetiyoruz. Buradan videomuzu oynatıyor yani animasyonumuz buradan tekrar durdurup başa alabiliyoruz. Buradan sol üstte Bakın bu seçme yani select box e, herhangi bir nesneyi, objeyi seçmemiz için bu tuşa gelmemiz gerekiyor. Bu alttaki cursor, bu cursor'ımızı da bu araçları anlattığımızda anlatacağım ama ufak bir değineyim. Bu cursor'ımız mesela şurada dursun. Ben buna yeni bir obje ekleyeyim. Bakın obje oraya geldi. Yani cursor'ımız neredeyse objemiz oraya geliyor. Alttaki mu aracımız herhangi bir x ekseni, y ekseni, z ekseninde harekete ettirmemize olanak sağlıyor diyebilirim. Onun altındaki rotate tekrar 3 eksende size döndürme işlemini sunuyor. CTRL'ye basılı tuttuğunuzda bakın gördüğünüz gibi böyle sanki frame frame yani santim santim döndürmenize olanak sağlar. Onun aşağısındaki scale. Bu scale her zamanki gibi büyütme ve küçültme tabii ki de Y ekseninde, X ekseninde ve Z ekseninde de özel olarak büyütmeye yarıyor. Bu transforma bastığınız zaman bu üstteki 3 tane transform aracı aynı anda görebilirsiniz, aynı anda yapabilirsiniz. Mesela buradan yaptınız, hemen döndürmek istediniz. Hemen bu aracı seçtikten sonra yapılabilir. Yukarıda modlarımız var. Object mod şu an olduğumuz bir mod. Bunda genel olarak animasyonlarımızı yapıyoruz. Yani genel kompozisyonumuzu Object modda tasarlıyoruz. Edit mod burada ee, objenin ya da diyelim başka bir nesnenin ince ayarlarını, özel ayarlarını yapmamızı olanak sağlar bir mod. Sculpt mod şekil vermeye yani işte karakter modelleyeceksiniz, gamze yapacaksınız diyelim. İşte çukurları yapmak isterseniz burada hepsini şekil verebilirsiniz. Genel olarak bu 3 tane aracı kullanıyoruz. Yukarıda geldik file. Buradan sevleyebilirsiniz. Import edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi sonunda yani bunların uzantılı olduğu bütün dosyaları import edebiliyorsunuz. Export'ta bu yaptığım şuradan object mode'a geçeyim. Mesela bu yaptığım kompozisyonu ben export edebilirim. İşte .pdf olarak, svg olarak hepsini import edebilirim. Editte preference ayarı var. İlk geldiğinizde buna dikkat edin. Sisteminiz nasılsa, güçlü bir sisteminiz varsa bu ikisini de açabilirsiniz. Ama ben işlemcime güveniyorum ya da sadece ekran kartıma güveniyorum derseniz ona tik atmanız yeterli. Render de size yardım edecektir. Burada Add-ons'umuz var. Burada hepsi bunları plugin. Bunları da ayrı bir videoda göstereceğim size. Şu anda neler olduklarını açıklıyorum kafanızda bir şekil yer etsin diye. Bunlar ekstra olarak Blender'ın içindeki pluginler. Hangileri aktif etmeniz gerekiyor hepsini göstereceğim. Render'da, Render Image'de fotoğraf olarak render alırız. Render Animation'da yaptığımız animasyonun render'ını alırız. View Render'da da bunlar da nasıl render almaz o anda nasıl olacağını size gösterir. Window buradan yeni açabilirsiniz. Layout'umuz burası. Yani e, modeling de bizim edit modumuz. Sculpting yani buradaki 3 obje de yani 3 tane mod da burada üstte bulunuyor. UV Editing bunlar ayrıntılarını hepsine gireceğim merak etmeyin öbür videolarda. UV Editing texture'ları düzenlediğimiz alan. Texture Paint de aynı şekilde. Shading kısmı renk verdiğimiz alan. Animation animasyonları düzenlediğimiz alan rendering burada render'ı görebiliriz şimdi burada add seçeneği var bu add seçeneğinden biz obje ekleyebiliriz mesh ekleyebiliriz burada bir sürü objemiz var obje eklemeyi buradan yapıyoruz bakın bir sürü burada var bunların hepsini ayrıntılı dediğim gibi anlatacağım objekte bu objemizin ayarlarını buradan düzeltmemize yaran bir sürü efekt var ve ee, ayar var. Şu anki gördüğünüz her şeyden bahsetmiş olmam gerekiyor. Yani çok sık kullanacağımız şeylerden tabii ki de hepsinden bahsetmedim. Çok sık kullanacağımız şeylerden bahsettim. Ee, öbür videomuzda da objekt object modunu anlattım. Edit moda geçeceğiz. Edit modda solda gördüğünüz hepsini şunların tek tek ne işe yaradığını anlatacağım. 3. videomda da renk vermeye geçeriz. 4. videomda kısa yolları anlatırım size. 5. videomda render alma falan böyle ufak ufak girişler yaparız. Arada bir şöyle düşünüyorum bu serüveni. Bir gün blender sıfırdan blender eğitimi bir günde rastgele bir modelleme ya da ne bileyim kompozisyon oluşturma gibi düşünüyorum ki blender bilen takip eden insanlar da bundan sıkılmasın. Yani bir gün blender sıfırdan eğitim bir günde rastgele bir modelleme olarak YouTube'a atacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sıkılmadan dinlemişsinizdir abone olup beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir de sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.